Şimdi yine yani sağ olmasını dilediğimiz eşinin de benim bana kızdırmak için, benimle barışmak için kaçtı gitti dediği Bengül'ün Adana Kozan'da biliyorsunuz kayıp bir genç adamımız daha var. 35 yaşında 3 çocuk babası. Bugün kaybının 8. günü. Bütün arkadaşları da o gün görüştüğü bütün arkadaşları da konuşuyor. Sadece bir yerde takılı kalıyoruz. Yani para alışverişi var. Herkese de gideceğim diyor buralardan. Gideceğim deyip gitti mi? Yoksa hazır bu gideceğim dedi derken biz bunu buradan gönderelim mi dediler. İşte konumuz bu. Bu anlatılanlarda gene insanın kafasına oturmayan bazı şeyler var. Yani şimdi bu adam her şeyini satıyor mu satmıyor mu? Bana kartımı verir misin kardeşim? Her şeyini satıyor mu satmıyor mu? Satıyorsa evini niye satmıyor? Ev niye sende? Öyle değil mi? Madem gidecek senin vurduğun arabayı neden gidiyor pastacılığa yaptırıyor? Madem arabasını bırakacak, geç insan bırakacağı arabaya niye pasta cila yaptırır? Ya bu anlatılardan da Bengül anlatmadığım bir şey mi var? Benim yok yani şu anda bir yanım. Yani ben bildiğim her şeyi anlattım. Başka da bak, bildiğim bu para hiçbir alışverişinin şey yok. De bu ne ya? Para alışverişinin de işte nasıl rüzgar estiğini görün. Ya bu rüzgarda böyle kalıyoruz. Neyse balonlarımız varmış. Daha teşekkür ederim açacaklarımı. Şimdi bak sen hani dün kayınpederin dedi ya, hani dedi bu gidiyor, onlar senin aldattığını düşünüyorlar. Sen mesela bir gittiğinde Denizli'ye gitmişsin. Denizli'de kim var? Ablam var. Ablana gittin, bu son gidişin. Evet. Gaziantep'te kim var? Orada arkadaşım vardı benim de. Yani onlarla bunun ne alakası var? Varmış, çok alakası ben onu anlamadım. Var. Ama çok alakası var. Mesela Gaziantep'te kime gittin? Sen evden çıkıyorsun, üç çocuk annesi. Çıkıyorsun Gaziantep'te. Kim var Gaziantep'te? Ya o zaman öyle demek zorunda kaldık. Biz gene abimin yanındaydık. Dün abimle de konuştum. Hayır, sen Gaziantep'e gitmişsin. Tamam, orada arkadaşlarım da var ama tamam, Gaziantep'te ne yapacağım şimdi, hayır, ben? Siz normalde sen nerelisin? Nerede yaşıyorsun? Kozan'dayım. Hı? Adana'dasın. Gaziantep'teki evet. Arkadaşını nereden buldun? O Face'ten tanışmıştık oradan. Facebook'tan tanıştığın evet. Birine Gaziantep'e kaçtın yani sen. Yani ben gidip de evlenmiş miyim onu mu söylüyor bu? Şimdi sen evlenme niyetiyle gidersin de adam seni almaz. Şimdi yani öyle söylersen kaba bir tabir olacak da bu. Hayır ya sen, isteyen istediğini söylesin. Bak Bengül bak bir bak. Dakika bak. Şimdi eğriye eğri doğruya doğru konuşalım. Şimdi kayınpederin de sana ilk gidiyor aldatıyor dediğinde ben ona söyledim. Niye böyle söylüyorsunuz beyefendi dedim. Bir ama şey sen şimdi Gaziantep'te çıkıyorsun. Sen 13 yaşında zaten gitmişsin kocaya. 13 yaşında hani sen bana diyemezsin ki benim liseden arkadaşımdı da Adana'dan Gaziantep'e falan filan. Yani sen 3 çocuk annesi Facebook'tan Gaziantep'te biriyle tanışıyorsun. Gaziantep'e kaçıyorsun aslında. İşin özü bu. Ya gidip de ben evlenmiş miyim bunu mu söylüyor yani? Ben anlamadığım bu. Ama şimdi evlenmiş sen zaten evlisin ya. Evli bir kadın olarak nasıl bir daha evleneceksiniz? Yani niye bunları kullanıyorsunuz ki? Ya tamam işte ki? O zamandı bu ilk bıçakladığı dönemde. Yani Mustafa'nın. O zaman evliydiniz. Bu boğazımdaki izi yaptığı zamanda. Boşanmamıştınız değil mi o zaman? Evliydin. Nikah vardı tabii ki o zaman. Tamam nereden buldun Gaziantep'teki adamı da oraya kaçtın? Bir kadın evini terk edip. İşte diyorum ya Face'ten orada konuşmuştuk. Hanım orada efendim. Onlar söyledi gel ben sana işte bulurum dedi. Buradan boşanma davası da açarsın dedi. Ama yine yani şey yapmadık. Sonra gittin ne kadar kaldın orada? 3 gün falan kaldım kalmadım. Zaten annem aradı gel dedi ayrılacaksan yanımda ayrıl dedi. Öyle şey yaptık. Bunu duyan bir koca kalkıp isyan etmez mi? Yani gene ben yalan söylememişim yani doğruyu kardeşim, söylemişim. Yalan söylememişsin ama evli bir kadınsın, çocuk sahibi annesin. Kalkıp da telefonda tanıştığın iş bulurum, gel sana burada iş bulurum diyen adama Gaziantep'e gidiyorsun. 3 gün de orada kalıyorsun. O 3 günün kalma hesabını bu adam yoktu senden ki. Sormasın mı? Orada bir tek adam yoktu. Yani bunu ya sorması bir adam için illa beş adam var. Hayır, şu an siz buna getiriyorsunuz. Şey bunu bunun hesabını sorması için illa öldürmesi mi gerekiyor? Ne olması gerekiyor? Bunun hesabını sorması gerekiyor yani. Ya niye öldürsün yani. Seni? Adam şu an bir konakta muhtemel hayatta değil. Kardeşim sen kalkıp 3 gün hayır, bir şey söyleyeceğim. Niye mı? Böyle bir demagojiye giriyorsun? Biz seni öldürsün mü dedik? Gittim. Sen hayattasın. Hayır, da kaldım, bunun hesabını senden da sormasın mı diyor ya. Ya hesabını sormasın, sormasın mı yani? Hesabını farklı şekilde soruyor işte. Bıçakladı diyorum. Sen Gaziantep'ten döndükten sonra mı sana evet. Bıçakladı? Sen niye Gaziantep'e gittin de o zaman geri döndün? Gittiğin yerde kalsaydın. Ya diyorum ya işte annem dedi gel ben seni burada dava açtıracağım. Annen gel ayrılırsın. Diye mi döndün yoksa evet, gittiğin annem, yerden mi memnun kalmadın? Annem gel dedi diye ben geri döndüm zaten. Annene başta gitseydin o zaman Gaziantep'e gitmeden. Annem hiç de ayırttırmazdı. Yani annemi de bağlayabilirsiniz. Peki Bodrum'a
Bodrum'a gittin. Bodrum'a kocanla mı gittin, kendinle mi gittin? Kendinle mi gittin? Oradan Denizli'ye geçtik zaten. Bodrum'a kimle gittin? Tek. Ya Bodrum'da ne işin var? Oradan Denizli'ye geçtik zaten. Aktarmalı olarak geçtim. Ablamın yanına. Nereden nereye aktarmalı gittin? Ya anladım. Bodrum'a vardı o ara araba. Yani gitmem gerekiyordu. Direkt Denizli'ye yoktu. Oradan da ben Denizli'ye geçtim. Kaç kere gittin Bodrum'a? Bir kere. Emin misin? Evet. Kaç kere gitmişim? Bilmiyorum, ben sana soruyorum. Yani Bodrum'dan sen Denizli'ye aktarmalı. Bodrum nere, Denizli nere? Niye Bodrum'dan Denizli'ye gidiyorsa ben şimdi bir dakika söyleyeyim. Niye Bodrum'dan Denizli, ne alaka? Hiç alaka. Çünkü kendim söylüyorum da kendi kendime hepsi diye. Niye Bodrum'dan Denizli? Yani bilmiyorum. Yani ben o yani Bodrum, sen Bodrum'a gittin mi? Bindik. Evet, bindim zaten yani. Yalan söylemiyorum. Hatta annem dedi. Bodrum'a gitmem gerekiyordu. Gittim. Hayır, aktarmalı sonra diyorsun Denizli'ye ya. Sonra Denizli'ye geçtim diyor. Yani tamam, Denizli'ye geçtim yok dediğim. Sizin onu oradan bulmanız da zaten annem kayıp başvurusu yaptığı için orada bir durdurdular beni. Hayır hayır. Şimdi sen Adana'dan Denizli'ye mi gitmeye karar verdin? Evet. Tamam, Adana'dan Denizli'ye Bodrum aktarmalı mı gidiliyor? Evet. Yani ben öyle gittim. Ha, sen öyle gittin de haritada pek ben öyle gözümle canlandıramadım yani. Çok da yolları da bilmem açıkçası. Hiç alakası yok. Hiç Denizli ile Bodrum'un aktarma diye bir durumu olamaz. Yani Adana'dan Bodrum. Ya sen Bodrum'a da gitmişsin. Bodrum'a ne, kime gittin? Direkt ya, kimse Bodrum'a var, direkt Denizli'ye var. Kimse yok, kendi başınaydın. Evet. Kaç gün kaldı? Yani bir gün bile kalmadım. Neden? Çünkü polisler buldu. Yani polisler ifademi aldı, bıraktılar. Sonra Mustafa'yla konuştuk. Bu boşanma olduğu zamandı zaten bu. O zaman tamamen bitti. Gel dedi, ben kesin karar verdim dedi. Ayrılacağım dedi. Ben hatta oradan uçakla döndüm geri. Niye hiç demedin? Nereden? Bodrum'dan. Nereye? Adana'ya. Denizli'ye gitmeyecek miydin? Ya gitmedim işte. Aradı dedi, gel kesin boşanacağım bu sefer dedi. Söz dedi. Yani sen az... Ya bak bir şey söyleyeceğim ama benim bu kadarını gerçekten... şey yapamıyor benim. Yani sen Bodrum'a gittin, Bodrum'dan da uçakla Adana'ya gittin aslında, özü. Şimdi Denizli'yi Menizli'yi karıştırma. Ya ver bir haritayı, oradan direkt geri döndüm ben. İller haritasını Ahmetciğim arkaya. Şimdi Adana'dan, ya sen Adana'dan Bodrum'a gittin. Kiminle gittin meçhul? Kimseyle gitmedim. Kendi başına gittin? Evet. Çocuklar nerede? Babasındaydı. Çocuklar okuldaydı. Kuzum. Ya çocuklar da okuldaydı. O zaman kaç tanesi okula gidiyordu da çocukların hepsi okuldaydı diyor. Daha kötü ya, okula gitmeyen çocuklarını kime bıraktın? Kim bakıyor? Babaannesi. Hı hı. Kuzum niye bir şeylerini demedin bana kuzum? Hepsini bir annesine gitti, kardeşine gitti. Ya sen şimdi mesela... Ay bu da çok güzelmiş ama... İşte rüzgar bir öyle söktü bakayım ne yapıyorsun şey çok güzel şimdi yüzüme yüzüme gel. Hayır yani. Çık kapalı kuzum. Şunu size doğru kalp atıyorum sayın seyirciler. Kalbimi gönderiyorum. Hayatım yerim. Yani sonuç itibariyle sen şimdi bana dün anlattığında tamam onun da adını söylemeyelim, duymayalım, etmeyelim falan dedin ama bak şimdi bu adam ortada yok, kusura bakma. Müge abla ben... Şimdi bu adam ortada olmadığı için ben mesela senin Bodrum'a abi kiminle gittiğini sana kimse sorarım. Bunlar bulunsun. Anlatabiliyor muyum? Senin Gaziantep'te kime gittiğini sorarım. Bu adam sana eziyet ediyorsa eğer, tamam mı? Senin de bu Bodrum'a gittiğin, Gaziantep'e gittiğin kişilere de dert yanıyorsan belki de birileri geldiler, onun karşısına çıktılar. Hani Rahmi Bey'in dediği hesap sorma gibi. Hesap sorma var, hesap sorma var. Rahmi Bey şunu söylüyor. Hep demagoji desiniz. Rahmi Bey diyor ki, kardeşim sormasın mı bir koca diyor yani. Sen Gaziantep'e kimin yanına gittin? Sormasın mı? Ya sormayalım mı? Senin kocan Bodrum'da çıksa sormayacak mısın bunun hesabını? Yani sorarım ama Bodrum'a ben tek başıma gittim yani. Orada ben bir gece bile kalmadım. Ya tek başına bırak. Gittiğim Bodrum'a gibi ben bırak, geri geldim. Hanımefendi. Deseyin ki ben kendi oturduğumuz memlekette bu akşam haberin, kocanın haberi olmadan gittin bir yerde kaldın aynı memlekette. Sen geldin eve, ertesi gün kocan neredesin dedi. Kız arkadaşımda kaldım dese o koca o kız arkadaşını araştırıp da senin orada kalıp kalmadığını kontrol etmez mi? Hakkı yok mu ya da? Yani sen kocana haber yani vermeden yani eder. Bir akşam komşunda dahi kalsan, annene gitsen, bırak komşuyu ya. Annene gitsen, kalsan, kocana haber vermesen, adamcağız kuşkulansa haksız mı?
Hayır, kuş kullanmak da değil ya. Yani sormayacak mısın sen nerede kaldın? Merak eder diye de merak ya, komşuya gitsen, apartmandaki üç kata çıksan yine haber vermen lazım. Mustafa, ben üst kattaki komşulara gidiyorum. Bir evet, bekliyorum abi. Hı-hı. Bu kadar basit. Bunlar üst zaten kata haber çıksan, alt kata insen. Gaziantep'e giderken söyledim mi kocana ben Gaziantep'e gidiyorum? Hiç söylemedim. Tamam, sonra sana adam sormadı mı sen Gaziantep'te Facebook'tan kiminle tanıştın da gittin diye? Ya sordu. Ben zaten o zaman da anlattım. Ama sen hep kaçmışsın. Ya kaçmaktan başka bir çare bırakmadı ki Müge Hanım bana peki ya. Peki senin evde ne sıkıntın vardı bu kadar kocaya da gideceğim diye 13 yaşında çocuk 14 yaşında? Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani bu sizin, bu adamın kaybolmasından önce son 15-20 gün sizin aranızda ciddi sıkıntılar var. Yani bırakmadı peşimi. Tamam, çok mecburen ciddi. Mecburen oldu sıkıntılar. Ha? Sıkıntılar oldu tabii ki mecburen. Heh, bırakmadı yani bu peşini dediğin senin kocan. Resmi nikahlı kocan. Hayır. Bu benim nereden resmi nikahlı kocam şu anda ya? Ha, şu anda ayrılmışsın ama. Ya şu ay... anda ayrılmışsın. Tamam, son 15 günden bahsediyor zaten. Ha, o ayrı bir şey. Tamam ama siz ama 3 ay öncesine kadar da yine aynı evdesiniz. Ya tamam, aynı evdeydik ama resmi olarak hiçbir şeyimiz yoktu ki bizim. Tamam, resmi nikahlı olmasa da aynı eve tekrar yaşamaya başlamışsınız. 3 tane de çocuğunuz var. Belki kıyarız kıymayız falan diye konuştunuz. Yani yine de birbirinize bir sorumluluğunuz yok mu? Hadi ona bırak bir çocuklarına karşı. Yani karı koca hayatımız yoktu demek istiyorsun. Yani net olarak yoktu zaten bizim öyle. Kendi bana haber vermezdi. Ben bir tek zaten kozanın içinde annemgil var. Gider gelirsem onlara haber verirdim. O. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.